Furkan Hoca ile Tarih Kanal'dan herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte İnkılap Tarihi Genel Tekrar Soru Cevap serimize ne yapıyorduk? Devam ediyorduk değerli arkadaşlarım. Bu değerli arkadaşlar soru cevap serimizin PDF'ini toplam 360 adet biliyorsunuz ki sorudan oluşacak. Bunun PDF'ini açıklamalar kısmından ne yapabileceksiniz? Bulup indirebileceksiniz ücretsiz bir şekilde. Hemen ne yapalım? Bu videonun ilk sorusuna yani 261. soruda kalmıştık. Bu videonun da ilk sorusu değerli arkadaşlarım. Devam edelim kaldığımız yerden. Ne diyor? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasında hangi kanunun çıkarılması etkili olmuştur? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasında etkili olmuştur. 1925 senesinde çıkıyor. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi hangisidir? İlk muhalefet partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası idi. İkinci muhalefet partimiz ise Serbest Cumhuriyet Fırkası değerli dostlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında kimler vardır? Değerli arkadaşlarım, Ali Fethi Okyar, Makbule Atadan, Mustafa Kemal'in kardeşi ve Memduh Şevket Esendal değerli arkadaşlarım Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer almaktadır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreteri kimdir? Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlarım Atatürk döneminde 3 önemli parti vardı. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası değerli arkadaşlarım. Bu 3 partinin neyini bilmemiz lazım? Genel sekreterlerini bilmemiz lazım. Konuşamadım. Genel sekreterlerini bilmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel sekreteri kimdi? Recep Peker. Recep Peker. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kimdi? Ali Fuat Cebesoy. Cebesoy. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın genel sekreteri de kimmiş? Nuri Jonker değerli arkadaşlarım. Nuri Jonker. Lütfen bu üç partimizin, fırkamızın genel sekreterlerini de bilelim. Kurucularını biliyoruz. Ancak ÖSYM genel sekreteri sorularını daha sormadı. O yüzden değerli arkadaşlarım bu üç partimizin genel sekreterlerini ezberlemeye çalışalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Kadınlara siyasi hak verilmesini savunan ilk parti değerli arkadaşlarım kimmiş? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Kadınlara siyasi hak verilmesini savunuyor Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk kez. Atatürk döneminde ekonomide liberalizmi ve tek dereceli seçim sistemini benimseyen partiler hangileridir? Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Fırkası devletçiliği benimsiyor ekonomide. Ancak liberalizmi benimseyen iki parti var. Bunlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Ayrıca bunlar tek dereceli seçim sisteminde benimsemiştir değerli arkadaşlar. İngiltere'nin kışkırtmaları sonucu 1924 yılında çıkan Nasturi isyanı kim tarafından bastırılmıştır? Değerli arkadaşlarım bu isyan Cafer Tayyar Paşa tarafından ne yapılacaktır? Bastırılacaktır 1924 senesinde. Şeyh Said isyanının bastırılmasında başarısız olup istifa eden hükümet hangisidir? Değerli arkadaşlarım defalarca çıkmış sınav sorusudur. Ali Fethi Okyar hükümeti değerli arkadaşlarım. Şeyh Said isyanını bastırmada başarısız oluyor ve istifa etmek durumunda kalıyor. Şeyh Said isyanının bastırılmasında başarısız olan Ali Fethi Okyar hükümetinin yerine peki hangi hükümet kuruluyor? Hangi hükümet kuruluyormuş? İsmet İnönü dönemi değerli arkadaşlarım. İsmet İnönü hükümeti daha doğrusu kurulmuş oluyor. Şeyh Said isyanında bozulan huzuru sağlamak amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır? 1925 senesinde çıkarılan Takrir-i Sukun Kanunu değerli arkadaşlarım. 1925-1929 seneleri arası yıllar arasını kapsamaktadır. Bu kanun Takrir-i Sukun Kanunu. Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimini ihbar edip ortaya çıkaran kişi değerli arkadaşlarım kimdir? Giritli Şevki'dir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki İzmir suikast girişimi yapılmaya çalışıldı Mustafa Kemal Atatürk'e. Bunu da değerli arkadaşlarım bu değerli arkadaşlarım suikast girişiminde olan bir isimdir bu arada Giritli Şevki. Ancak korktuğundan değerli arkadaşlarım bunu ihbar etmiştir. Kimmiş bu Giritli Şevki? Bir diğer sorumuza bakalım. Menemen olayında isyanı bastırmak için bölgeye gelip isyan sırasında şehit edilen Asteğmen değerli arkadaşlarım kimdir? Menemen olayında değerli arkadaşlarım isyanı bastırmak için bu isyancılar tarafından şehit edilen
Şehit Asteğmen, Mustafa Fehmi Kubilay. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Menemen olayının diğer adı Kubilay olayıdır. Bir diğer sorumuza bakalım. Menemen olayını çıkaranlar hangi mahkemede yargılanmışlardır? Sakın değerli arkadaşlarım, İstiklal Mahkemesi demiyoruz. Biliyorsunuz ki İstiklal Mahkemeleri 1927 senesinde ne yapacak? Görevini tamamlamış olacak. Menemen olayı kaç yılındaydı? 1930 senesinde. Bakıldığı zaman bu olaya İstiklal Mahkemeleri bakamaz. Zaten 1927 senesinde değerli arkadaşlarım görevini tamamlamış oluyor. Onun yerine değerli arkadaşlarım Divanı Harp Mahkemesi ne yapacak? Bu Menemen olayında olayını çıkaranları ne yapacak? Yargılamış olacak Divanı Harp Mahkemesi'nde. İlk kadın savaş pilotumuz kimdir? Değerli arkadaşlarım Sabiha Gökçen'dir. İlk kadın muhtarımız kimdir? Gül Esin'dir. İlk kadın doktorumuz kimdir? Safiye Ali'dir değerli arkadaşlar. İlk kadın pilotumuz değerli arkadaşlarım. Bakın ilk kadın savaş pilotumuz da ilk kadın pilotumuz farklı şeylerdir. İlk kadın savaş pilotumuz derse Sabiha Gökçen. Buradaki S harfinden çıkarabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ama ilk kadın pilotumuz da kimmiş? Bedriye Tahir Gökmen'miş değerli arkadaşlarım. Göklere ilk kim çıkmış? Öyle aklınıza kalabilir pilot olarak. Bedriye Tahir Gökmen'dir ilk kadın pilotumuzda. İlk kadın bakanımız kimdir? Bakın bu önemlidir. Niye önemlidir? Sağlık Bakanı kendisi. O yüzden önemlidir. Şu an değerli arkadaşlarım COVID-19'dan ötürü sağlık alanında yapılan çalışmalar önemli olduğu için Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı daha doğrusu önemli olduğu için bunu size yoklayabilirler. İlk kadın bakanımız Türkan Akyol'dur ve kendisi Sağlık Bakanıdır. İlk kadın milletvekilimiz kimdir? Değerli arkadaşlarım, ilk kadın milletvekilimiz de Satı Kadın'dır. İlk kadın öğretmenimiz kimdir değerli arkadaşlarım peki? İlk kadın öğretmenimize Refet Angın'dır. Peki ilk kadın valimiz kimdir değerli arkadaşlarım? İlk kadın valimiz de Lale Aytaman'dır. Türk kadınlarına sırasıyla belediye, muhtar, milletvekili seçme ve seçilme hakları kaç yıllarında verilmiştir? Bunu şu şekilde kodluyorduk hatırlayacağınız üzere. BMW diyorduk. Plaka gibi düşünün değerli arkadaşlarım. BMW 034 sırasıyla değerli arkadaşlarım. Tekrar yazalım. BMW 034. Burada değerli arkadaşlarım belediye kaç yılındaymış? 1930. Muhtar kaç yılındaymış değerli arkadaşlarım? 1933. Son şeylerini alıyoruz burada değerli arkadaşlarım. Rakamlarını. Milletvekili ise kaç yılında değerli arkadaşlarım? 1934 yılındadır. BMW 034 diye kodluyoruz kısaca. Bir sonraki sorumuza bakalım. Devletin dini İslam'dır maddesi 1924 Anayasası'nın kaç yılında yapılan değişikliğiyle anayasadan çıkarılmıştır? Biliyorsunuz ki 1924 yılı anayasasında devletin dini İslam'dır maddesi 1928 yılı değişikliğiyle ne yapılacak? Anayasadan çıkarılmış olacak. Peki Atatürk ilkeleri ilk kez hangi yılda yapılan değişiklikle birlikte anayasaya dahil olmuştur? Yine 1924 Anayasası'nda ki yapılan bir değişiklikte hangi değişiklikle ile değerli arkadaşlarım 1937 yılı değişikliği ile Atatürk ilkeleri anayasaya dahil olmuştur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı kaç senesinde verilmiştir? 1934 senesinde verilmiştir. 1926 yılında Medeni Kanun'un kabulüyle hangi hak bu kanunda yer almaz? Bakın çok çok önemli bir sorudur. Medeni kanuna değerli arkadaşlarım siyasi hak yer almaz. Buna lütfen dikkat edelim. İdare hukuku hangi devletten alınmıştır? Fransa'dan alınıyor. Ceza kanunu hangi devletten alınıyordu? İtalya'dan alınıyor değerli arkadaşlarım. Medeni borçlar ve icra iflas kanunu değerli arkadaşlarım. Peki bu da İsviçre'den alınıyor. İcra iflasın ilk harfleri İ buradan aklınıza gelebilir. Zaten medeni birçoğumuz biliyoruz. Bir de ekstra borçlar vardır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi Milli Eğitim Bakanı'nın öncülüğünde hazırlanan bir önerge ile kabul edilmiştir? Bu da çok çok önemli bir sorudur. Hüseyin Vasıf Çınar değerli arkadaşlarım bu önergeyi ne yapacak? Sunacaktır kendisi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında okullardaki müfredat değişiklikleri için hangi yabancı uzmandan görüşler alınmıştır? Değerli arkadaşlarım John Dewey'den ne yapılacak?
Müfredat. Lütfen buna dikkat edin. Müfredat değişiklikleri için John Dewey'den yardım alınacaktır. Mustafa Kemal ilk kez nerede yeni harflerin geleceği ile ilgili bilgi vermiştir. İlk kez değerli arkadaşlarım Sarayburnu Parkı'nda yeni harflerin geleceği ile ilgili bilgi vermiştir Mustafa Kemal Atatürk. Yeni harflerle basılan ilk gazete değerli arkadaşlarım hangi gazeteymiş? Latin harfleriyle basılan yani Mardin gazetesi değerli arkadaşlarım yeni harflerle basılan ilk gazetedir. Kabul edilen yeni Latin harfleriyle ilk ders peki nerede verilmiştir? Dolmabahçe Sarayı'nda değerli arkadaşlarım bu ders verilmiştir yeni Latin harfleriyle. Mustafa Kemal Latin harflerini halka tanıtmak amacıyla ilk yurt içi gezisini nereye düzenlemiştir? Bakın bu soru daha çıkmadı. Oldukça önemli bir soru. Değerli arkadaşlarım ilk yurt içi gezisini nereye düzenliyor Latin harflerini tanıtmak için Tekirdağ değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal düzenlemiştir bu geziyi. Türk tarihinde ilk kez hangi inkılap ile okuma yazma seferberliği başlatılmıştır? Değerli arkadaşlarım 1928 yılında açılan millet mektepleriyle birlikte ne yapılacak? Değerli arkadaşlarım ilk kez bu inkılap hareketi yani millet mekteplerinin açılmasıyla okuma yazma seferberliği başlatılmış olacak 1928 senesinde. Millet mekteplerinin açılmasıyla Mustafa Kemal'e hangi unvan verilmiştir? Mustafa Kemal'e baş öğretmen unvanı verilmiştir. Hangi kurumun açılmasıyla diye sorabilir. Millet mektepleri değerli dostlar. Millet mekteplerinin de değerli arkadaşlarım ekstra bilgi verelim. Yayın organı halk mecmuasıdır. Bunu da unutmayalım. Mustafa Kemal'e Nutuk adlı eserini hangi dilde yazmıştır? Değerli arkadaşlarım sakın Latin alfabesiyle demeyin değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal Arap alfabesiyle yazmıştır Nutuk adlı eseri. Türk Tarih Kurumu kaç yılında açılmıştır ve ilk başkanı kimdir? Türk Tarih Kurumu 1931 senesinde açılıyor. İlk başkanı da Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Daha bu soru çıkmadı. O yüzden lütfen dikkat edin. Bu kurumların ilk başkanı kimdir? Bu konuya lütfen dikkat edin. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kaçıncı kongresinde Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı eserini okumuştur? Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kongresinde ne yapacak? Mustafa Kemal Nutuk adlı eseri okumuş olacak. Mustafa Kemal'in adını verdiği Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan derginin adı nedir değerli arkadaşlarım? Bu derginin adı Belleten dergisidir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde aşılar ve şurayı silelim. Aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla kurulan okul hangisidir? Hıfzı Sıha Enstitüsü değerli arkadaşlarım. Şu an için biliyorsunuz ki sağlık alanında yapılan çalışmalar önemli olduğu için aşılar bu soru ÖSYM tarafından size ne yapılabilir? Yoklanabilir. Mustafa Kemal şapkayı hangi ilde tanıtmıştır? Mustafa Kemal şapkayı Kastamonu'da tanıtmıştır. 1932'de kurulan Halk Evlerinin yayın organı hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Ülkü dergisidir. Halk Evlerinin yayın organı. Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur ve ilk başkanı kimdir? Türk Dil Kurumu 1932 senesinde ilk başkanı ise Sami Rıfat Horozcu'dur. Türk Tarih Kurumu 31'de kuruluyor. 1931'de Tevfik Bıyıklıoğlu ilk başkanıdır. Türk Dil Kurumu 32'de kuruluyor. Başkanı da Sami Rıfat Horozcu'dur. Bu ikisini lütfen bilelim. Üniversite reformu değerli arkadaşlarım 1933 senesi için yurt dışından getirilen profesör eğitimci kimdir? 1933 senesinde üniversite reformu için getirilen profesör Albert Mahlke'dir değerli dostlar. Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? İlk genel müdürü İş Bankası'nın kimmiş? Celal Bayar değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veren kurum değerli arkadaşlarım neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk soyadını vermiştir Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eserde en çok kimin ismi geçmektedir? Bu soru daha sorulmadı. Lütfen bu soruya da dikkat edin. Yahya Kaptan değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde en çok ismi geçen isimdir Yahya Kaptan. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser ne ile bitmektedir? Değerli arkadaşlarım gençliğe hitabe ile bitmektedir Nutuk adlı eser. Bu sorumuzla birlikte bu videonun değerli arkadaşlarım sonuna geldik. Bir sonraki videomuz yani son videomuzda görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun.